Düzce'de bulunan ve Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusya-Sipiyum antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında toprağın altından çıkan zengin mimari gün geçtikçe gözler önüne seriliyor. Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılarında yer aldığı Konuralp Mahallesi'ndeki antik kent bölgesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılarda bölgeden çıkarılan eserlerden bazıları, belde girişinde yer alan 3 teşhir salonu, 2 depo, laboratuvar ve idari bölümden oluşan müzede sergileniyor. Kazı Bilimsel Danışmanı Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Emre Okan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kazılarımız Temmuz ayında başlamıştı. Hala devam ediyor. Küçük bir ekiple devam ediyor ancak dirayetli bir şekilde devam ediyor. Ekibimiz iyi çalışıyor. Güzel şeyler ortaya çıkardık. Çıkardığımızı düşünüyoruz. Geçen sene ortaya çıkan Geç Roma yapısının iç kısmını kazdık, duvarını iyice ortaya çıkardık. Bu yapının içinden çıkan malzemelere göre bu yapının belki bir kemik işliği olma ihtimali var. Onun dışında tiyatronun tonozlu geçitini komple açtık ve çıkışını orkestra bölümüne çıkışını bulduk. Ancak bu noktada 19. 20. yüzyıl başlarındaki evlere ait ve tiyatronun mimari malzemesinin kullanıldığı taşlardan oluşan bir duvarın ortaya çıkması o süreçte bizim işimizi yavaşlattı. Fakat yine de önümüzdeki yıl için bize umut veren bulutlarla karşı karşıya kaldık. Tiyatronun alt kabasına ait 3-4 basamağı daha gün yüzüne çıkardık. Onun dışında bu basamaklar arasında, oturma basamaklarının arasında iniş çıkışı sağlayan kerkides dediğimiz daha dar, daha küçük basamakların da bir kısmını bulduk. Bu senenin sonuna kadar hava şartları müsait olduğu sürece bu senenin sonuna kadar kazıları devam ettirmek istiyoruz.